Meltem Hanım, nereye gidiyorsun? İşe. Bir oturaydın, bir beraber bir kahve içeydik, karşılıklı ne güzel olurdu. Güzel olurdu ama ben işe zaten yeteri kadar geç kaldım. Sağ olun Kadriye Hanım, hoşça kal. Ay bugün de içimden geldi biliyor musun? Böyle tam günündeyim yani. Çok güzel fal bakarım. Meltem Hanım, hiç tavsiye etmem. Böyle çok biliyor, ondan sonra insan sinirleri bozuluyor. Ya. Yani falsız kalma, fala da inanma. Atıyorum bir şeyler işte. Evet, atıyor ama hep tutuyor Meltem Hanım. Emine, sen bize iki kahve yapıver bakalım. Ha? İçeriz biz. Emine, hasretme beni. Gel kızım. Terasa gidelim, terasa. Geliyorum ben. Ay daha güzel. Vallahi taras püfür püfür. Alo Gamze. Ben bugün gelmiyorum ama az sonra online olurum. Acil bir şey olsa da ararsın, olur mu? Hah, tamam. Var mı bir şey? Yok, tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Emine, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kahve. Afiyet olsun. Sen niyetine odaklan kızım. Bırak onu. Benim rüyalarım da çıkar. Evet. En son rüyasında Hüseyin'le benim evleneceğimi görmüş. O rüya değil, kabustu. İlk defa size katılıyorum anneciğim. Bence de kabustu. Tamam, şimdi kapatıyorum. Bak şimdi, ne yapacaksın biliyor musun Meltem kızım? Üç kere sağa. Üç kere sola. Şimdi kendine. Şimdi yüzüklerini üstüne koy. Niyetini yap. Şöyle iki tane koyayım da çabuk sus. Amanin, ben bile heyecanlandım Meltem Hanım. Ay, sus sus. Ya Haluk şu halimi görse var ya, önümüzdeki 25 sene dalga geçer benimle. Olmuş mudur acaba? Ha? Olmuş sanki ya. Bakayım. Yok, daha olmamış. Biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi oldu. Dileğini tuttun mu? Tuttum. Kapat. Bak, açıyorum. Açacağım. Al bunları. Şimdi kusura kalma. Oh. Ay ne oldu? Tutmuş. Aman tutmuş. Aman ne güzel. Oy. Vallahi falan fallanmış. Adaklarım tuttu. Allah Allah, bu ne? Ne oldu ya? Sırrın var mı? Efendim? Sırrın diyorum, var mı? Emine de? Yok, Emine benim her şeyimi bilir. Rahat olabilirsiniz. Hiç gizlim saklım yok benim onda. Seni bekleyen bir adam var burada. Bir an önce yap kızım, bak. Bak, görüyor musun? Ya benim adam falan yok ama. Olsun, sen işini şansa bırakma. Tamam. Meltem kızım. Sen niye bu kadar sıkıntı yapmışsın kendine? Ben mi? Vallahi burada öyle görünüyor. Sıkıntı mı yapmışım? Yapmışsın tabii. Fal yalan söylemez. Bir atmaca kuşu görüyorum. Böyle ben bunu sana yordum. Yani öyle senin gibi siyah beyaz. Ama bak. Gel bak, fincanın üstünde duruyor bu atmaca kuşu. Ha. Yani bu umut vaat ediyor. İçim biraz kabarmış ama korkma, feraha çıkacaksın. Başını göğe kaldırdığında sana hayran hayran bakan bir çift göz göreceksin. Böyle uzun boylu, güçlü, kuvvetli yağız bir delikanlı. Haluk Bey. Ben bilmem. Gördüğümü söylerim, o kadar.
Abo. Ay, abo. Ay, korkutmayın beni. Abo. Ne oluyor? Evin ortasına çökmüş bir fil görüyorum. Ay. Hayırdır? Kim acaba? Ay vallahi teşekkür ederim Kadriye Hanım. Yani iyi geldi. Şöyle bir kafam dağıldı. Rica ederim Meltem Hanım. Lafı mı olur? Ne demişler? Fala inanma, falsız da kalma. Hep bakarım, merak etme. Ben birazcık işime gücüme bakayım. Olur mu? Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Anne. Hı. Bu akşam kardeşim gelecek. Kız kardeşim Hayriye. Nerede kalacak? Bizde kalacak. Ha. Ay. Bir korktum, bir korktum. Ben sandım oğlumun evinde kalacak. Vallahi. Neyse ki. Buldum, yatak odasındaymış. Ha. Havuz gibi bir gün geçiriyorum yani. Geç de kaldım zaten. İnşallah Mr. Akiko teklifini geri çekmez. Çeker Meltem Hanım, çeker. Hüseyin'i gören herkes teklifini geri çeker. Ben hariç, bir tek ben kabul ettim. Ah ah, benim derdim hiç biter mi Meltem Hanım? Gene ne oldu ya? Bir şey daha mı oldu? Ya ne olacak? Oksijen Hayriye geliyor. Hani kardeşim vardı ya, kabus devam ediyor. Ben fazla yaşayamayacağım galiba. Nerede? Ne zamandır hiç bahsetmiyorsun hakikaten ya. Valla gitti, dünyayı gezdi. Sonunda geldi kükçü dükkanına geriye. Ya ne güzel işte, bir sürü ülke görmüş. Aman ne ülkesi Meltem Hanım ya. Onun ülke falan görmeye gittiği yok ki. O oksijen almaya gitti, böyle nefes almaya gitmiş. Dünyadan böyle değişik değişik oksijenler almaya gitmiş. Sana kolay gelsin. Ben çıkıyorum, geç kaldım zaten. Akşama görüşürüz. Tamam Meltem. Tamam tamam, şimdi ben sana konum atacağım. Buraya gelirsin, beraber gideriz. Oldu mu? Hadi güle güle. Nerede yatacak bu kız? Nerede yatacak anne? Biz nerede yatıyorsa orada yatacak. Yere yatak sereceğiz, yatacak. Sanki oğlunun şatosu var da misafir odasını hazırlayacağız ona. Bilmiş, bilmiş. Bilmiş gelin bu. Bir de başımıza bilmiş baldız çıktı. Hah, Emine. Ben gönüllere çıkıyorum. Tamam. Tamam Meltem Hanımcığım. Kardeşim gelecek de buraya gelecek. Buradan eve gideceğiz. Sakıncası yok değil mi? Ay aşk olsun, hiç sakıncası olur mu? Hemen yoldaysa bekleyeyim, ben de bir göreyim, merhaba diyeyim. Meltem Hanım vallahi bilmiyorum ki ne zaman gelecek. Her sorumlu abla gibi ben kendisine konum attım. Bekleyeceğiz artık yani, bilmiyorum. Ha. Ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler. Gönülcüm, sen ne yaparsan yap, hep daha iyi anneler olacak etrafında. Babalar da. Yani senin gücün onlara yetişmeye yetmez. Zaten böyle bir derdin de olmasın. Bu insanlar hep etrafınızda olacak. Ya hepimiz yaşadık bunları. Her canlı Teog'u tadacaktır. Evet, bu sene de siz tadacaksınız. Ama yani bak, Haluk'un söylediği doğru. Su yolunu bulur. Siz çocuklarınıza güvenin. Ben eminim, Merve de Orçun da son derece iyi okullara gidecekler. Çok iyi yerlere gelecekler. İnşallah. İnşallah. Yeter ki biraz kontrollü ve disiplinli çalışsınlar. Tamam. Biraz daha sakin olayım ben. Bak bir şey söyleyeceğim. Bırak kendi çalışma programlarını kendileri yapsınlar. Ha uymazlarsa o zaman müdahale ederiz. Tamam Tuna. Tamam mı? Öyle yok. Tabii tabii. Böyle yok. Kendinize gelin. Gelin. Evet, sakin. Evet, buyursun gelsin. Kendisi benim kardeşim olur. Anneciğim, kardeşim oksijen Hayriye geliyor. Gelsin, gelsin bakalım. Şöyle bir okuyup üflesin bizim madem nefesi kuvvetliymiş. Bakacağız. Hoş geldin Hayriye ablacığım. Anneciğim bak, oksijen Hayriye. Ah gel kızım gel.
Hadi şöyle bizi bir oku, üfle bu bütün kötülükler, fenalıklar gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı dümen tutarım.